Bergama Kazı Evi'nin laboratuvarındayız. Buradaki 2200 yıllık buluntular yerel halkın o dönemde Kibele Tanrısı'na olan ilgisini gösteriyor. Çok güzel yapıyor. Hiç yaptım, hiç etmiyorsun. Birkaç yıldan beri Bergama Kazısı o kutsal alanları üzerine çalışıyor ve birkaç tane meterkübele kutsal alanları tespit ettik şehir içerisinde. O biraz bir sürpriz oldu çünkü genelde bu tanrı şehir dışında, çevrede buluyoruz. Ve tabii ki bulmaktan sonra kazı çalışmalar başladılar ve birkaç tane kutsal alanların bütün malzeme bulduk. Ya. Özellikle terrakotta figürinler ve bu figürinler biz çok bilgi veriyorlar o zamanki din ve özellikle halk dini üzerine. Çünkü meterkübele özellikle halk için popüler oldu. Çam resmi kült, Athena, Zeus gibi değil. Ve arkadaşlar burada şimdi o figürinle temizliyorlar ve ondan sonra tabii ki daha uzmanlık bir araştırma başlayabilir o konu üzerine. Çünkü bu buluntular bize halk din gösteriyorlar. Ja? Şu anda arkeoloji özellikle büyük tanrılar, Athena, Zeus gibi baktılar. Ama tabii ki din çok geniş bir konusu ve antik zamanında biraz bir resmi din vardı ve onun yanında insanlar için farklı, çok farklı tanrılar gittiler ve meterkübele o konu için özellikle önemli. Ve Bergama'da çok sık sık bu terrakotta figürinler buluyoruz. Hem evlerde hem mezarlar içerisinde. Ve şimdi birinci defa o küçük kutsal alanları içerisinde. Bunun tabii özellikle burada Pergamon gibi hani bir Helen kenti olma iddiasında olan bir kentte. Yukarıda Akropol'de anıtsal Athena'ya adanmış işte ya da işte bütün Helen tanrılarının temsil edildiği görkemli tapınakların olduğu bir kentte bile bu kadar yaygın, bu inancın bu kadar uzun süre canlı olması ve işte hem kent içinde hem kent dışında Pergamon'un yakın çevresinde dağlarda, tepelerde, su kaynaklarında, mağaralarda çok sayıda kutsal alanının varlığını tespit etmemiz bunu gösterdi bize. Yani aslında sıradan halk için en önemli inanç bu. Yukarıda o görkemli tapınaklar varken onlar mağaraya, tapınmaya gidiyorlar.